Her yerime estetik yaptırdım, beynimi yaptıramadım, beynim erkek kaldı. O zaman Tolga Turun dedi. Hayırlısıyla evleneceğiz inşallah. Düğün ne zaman? İlk defa. En büyük kaynak bendim barışmanızda. Bahar'ı da şey yapalım, Nedim'e. Tolga bana dedi ki, abla dedi çocuk düşünüyoruz artık dedi, doğru mu değil mi? Çocuk düşünüyoruz artık. Valla olursa iyi olur inşallah. Evlendikten sonra ama. Zaten az önce de dadı konusunda. Evlendikten sonra ama o benim kırmızı çizgimdir. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama ben çocuğun evlilik müessesesi içerisinde yapılmasını düşünen insanlardan. Belki geri kafalı diyebilirsiniz. Yok, ama ben bunun böyle meselesi olduğunu düşünüyorum. Doğru olan yapalım. Doğru mu? Doğru. Evlenmeden hiçbir şekilde çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Evlendikten sonra düşünüyorum. Yani denemesini dahi yapmam. Tolga ile evleniyor musun? O zaman Tolga Turun dedi. Hayırlısıyla evleneceğiz inşallah. Düğün ne zaman? İlk defa Tolga ile evleniyor. Peki nikah şahidin. Tolga'nın herhalde ben olurum. Ay Seyhan olursa nikah şahit kesin orada da konuyu karma çorman yapar. Biz evlenemeden geri döneriz. Allah göstermesin. Bozulur. Seyhan olursa diyorum nikah şahidi. Yok kız. Orada konuyu alır, değişik bir şey yapar. Nikah memuruna saldırır kız, falan. Kız kavga ettiğinizde en büyük kaynak bendim barışmanızda. Ay sen çok erkek tarafısın, olmaz. Çok erkek tarafısın sen. Olsun. Bu bütün erkekler için şey diyor, yazık günah. Bunu hızlı kandırıyorlar. Kandırmıyorlar beni. Şimdi benim beyin, hemen bu yazık, beyin günah çalışırken kız. Ben de beyinde estetik yaptıramadım. Erkek olarak kaldı hiç. Hemen böyle yazık günah kız. Ya diyorum adam bana bunu dedi. Ay başlık günah gene seviyor. Çıktı, başlık gene çıktı. Her yerime estetik yaptırdım, beynimi yaptıramadım, beynim erkek kaldı. Peki ne zaman düğün? O daha belli değil. Muallak o daha. Hiç öyle bir şey yok ortada. Hadi canım numara yapma. Tabii vallahi. Evlilik teklifi almamış. Biz ne zaman evleneceğiz acaba? Evlilik teklifi yapmadı değil mi sana da? Yaptı. Yaptı mı? Kaç kere yaptı. O zaman sen havada tutuyorsun. Ya ben havada tutmuyorum. Kış Mayıs ayı ben üşenirim ya. Zaten. Kışın evlenemem ayında, ben. Bu ne oldu biliyor vakti musun? Yok, vakti. Bu Mayıs ayı kızı. Mayıs ayında çiçekler açar. Piknik düğünü falan istiyor. Bu benim kafada. Ben düğün istemem ya. Mangala düğün gidelim. Sevmem ben düğün. Bana güzel yurt dışında şöyle bir konsoloslukta kibar bir nikah. Nereye götürüyorsun? Düğün ve kokteyl. Paris. Atıyorum mesela Roma çok isterim ama şimdi gidemiyoruz işte bu olaylardan dolayı aman, falan. Phuket'e doğru. Paris olabilir ama İtalya'yı çok isterim. İtalya'ya çok yakınım çünkü. Ben çok severim İtalya'yı. Hep de oraya gittim. Malta'da niye evlenmiyorsunuz? Malta Büyükelçimizi ararız. Ya bütün zaten birçok ülkenin büyükelçilerini tanıyoruz. Biz hiç sorun yok onda. Her yerde evlenebilirim. Onda hiçbir problem yok. Kış geçsin ama ben kışın çok üşengecim. Şuradan şuraya gidemem ben. Ama evlenemem. Diğer ülkelerde yaz. Ben yengeç burcuyum. Nereye gideceğiz kızım? Özel uçakla mı götürüyorsunuz bizi? Ha evet söyleyelim Tolga'yı özel uçak alsın götürelim. Hayır, nereye? Nasıl gideceğiz ayol özel güzel uçak? 20 kişilik özel uçakla Malta'ya gidiş geliş kaç para tamam, biliyor musun? Tamam Tolga buradan duysun. Ne kaç, kadar? Kaç kişi kaç para biliyor musun? Ne kadar? 20 bin dolar gidiş geliş. 20 bin dolar ne kadar yapıyor? 300 bin lira. 300 bin lira. Evet. Tolga'cığım duydun mu? Tolga ya bağlan ya yine bağlan. Ben başka bir şey söylüyorum. Aşağı giderken. Eskiden 20 bin dolar iyi paraydı ama yani uygun paraydı ama şu an çok pahalı. Veremeyiz hayatım kusura bakma. Hayır vallahi. Ben veririm. Çok dikkatli paramı harcıyorum bak. Bahar'ı da şey yapalım. Nedim'e. Tamam Nedim'e yapalım. Benim şeye basar gelinliğe basar arkadan Nedim'e. Yani evlenin evlenmez çocuk yapacaksın mı? Kadın hala onu söylüyor. Vallahi evlenirsem evet yaparım çocuk. Çocuk yaparım. Kaç çocuk yapmayı düşünüyorsun? Bakabileceğim kadar çocuk yaparım. Yani 3-4 tane filan. Bakabileceğim kadar yaparım. Hepsini Tolga'dan mı yaparsın? Tabii ki. Yani çocukların aynı babadan olması bence çok doğru bir şey. İyi bir şey. Tabii ki ayrı babalardan olabilir. Niye bunu söyledin? Daha önce çocuğun yok zaten. Hiç mecburen yok. Tolga'dan ben hiç hayatımda evlenmedim.